Cenaze tarihi belli oldu kendisinin. Cenazesi Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Defin için tabii ki şu anda yer belirleniyor. Onun da bilgisi verilecektir. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre cenazenin 25-30 bin dolar arasındaki nakil masrafında bir iş adamı ciddi bir şekilde emek vererek sağ olsun getirtiyormuş şu anda. Peki. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Dün çok fazla yankısı yansıması vardı. Yaşamına dair oldukça fazla kesitler, oynadığı filmler, yapmış olduğu söylemler, biraz da böyle hayata kafa tutan, hani şu üç günlük dünyada ne oluyorsunuz gibi sözleri de olan, yani bu hepimize ders olması gereken bir söz aslında. Yaşamlar geliyor geçiyor, işte şu bir önceki habere dönüp baktığımızda ne gerek var dedirtiyor insana adeta. Ya bakıldığı zaman Tuba'ya ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Dün de ifade ettik, yani gerçekten tanıdığım mert kadınlardan ve dobra kadınlardan bir tanesiydi. Evet. Sanat yaşamında ne yaptığı ortada. Kimi konuşur, kimi över, kimi eleştirir vesaire, ama hani o Nuri Alço ya da o tayfayla çekildiği özellikle o filmlerde hani bizim kuşak ve bizden önceki kuşakların sağ olsun hayatlarını çoğu zaman da kurtarmış tabii, bir film silsilesi de aynen öyle. Yani o tehlikeleri şimdi sosyal medyalarda o tehlikeleri çok görüyoruz, ama o zaman sosyal medya falan filan da yoktu, yani daktilo bile yoktu. Buzdolabı bile yoktu mesela, evet. Yani. Dolayısıyla o dönemlerde yaptıkları filmlerle bizi tehlikelere ve kötülüklere karşı koruma ve kalkan oluşturdular. O anlamda önemliydi. Allah rahmet eylesin. Güzeller güzeli bir sabırlar kadındı. Diliyoruz kızına, sevenlerine, ailesine. Evet. Ve tüm sanat camiasına.